Yasap Hocam, kalpte damar hastalıklarında kalp kapalı ameliyatı da gerçekleşiyor. Evet, evet. Kalp kapalı ameliyatı nedir? Şimdi şöyle, her insanın kalbinde 4 tane kapak var. Bu kapaklardan en çok 2 tanesi, 3 tanesi diyelim ama en çok 2 tanesi hastalanır. Şöyle ki bizim içinde bulunduğumuz Akdeniz kuşağı, Hindistan ve biraz daha işte Çin, Orta Asya'ya doğru gidilen ülkedeki ülkelerde örneğin bundan 20-30 sene önce kalp cerrahisinin başladığı dönemlerde veyahut da açık kalp cerrahisi ondan önce de en önemli kalp kapaklarını bozan hastalık romatizmal hastalıktı. Romatizmal kalp kapak hastalıklarıydı. Ben 80'li yılların işte sonuna doğru ihtisasa başladığımda biz örneğin 4 ameliyat yapılırsa günde bu 4 ameliyatın 2 tanesi romatizmal kapak hastalığıydı. 2 tanesi de bypass ameliyatı veyahut da doğumsal kalp hastalığıydı. Çok sıktı. Fakat son yıllarda romatizmal kalp kapak hastalıkları azaldı. Hani bunun sebebi ne diyeceksiniz? Romatizmal kalp kapak hastalığına neden olan streptokok dediğimiz bakteri eskiden çok daha yaygındı ve erken yaşta çocukluk çağlarında geçilen bademcik iltihapları özellikle orada başlar. Bademcik iltihapları, daha sonra işte diz iltihapları, apikeklem romatizması, böbrek iltihapları falan şeklinde tezahür ederdi. Bunun diğer bir tutulum yeri de kalp kapağıdır. Çok fazla kalp kapağı, romatizmal kalp kapağı hastası ameliyat ettik. Bunlarda tamir olabildiği gibi genellikle değiştirilirdi kapaklar erken yaşlarda. Fakat son yıllarda romatizmal kalp kapağı hastalıkları daha az görülür hale geldi. Buna karşılık daha çok şimdi dejeneratif dediğimiz ya doğumsal nedenlerle dejenere olmuş kapak yetmezlikleri ve hatta ileri yaşlarda yine dejenerasyon sebebiyle oluşan kapak darlıklarına müdahale ediyoruz. Kapak yetmezliklerinde son yıllarda geliş mesela bundan 20 sene öncesiyle kıyaslayacak olursak kapakların çoğu değiştirilirdi. Ama artık şimdi kapakları değiştirmiyoruz. Çoğunu tamir ediyoruz. Yani kapak hastalığıyla ameliyat için bize gelen hastaların bugün neredeyse %75'i tamirle tedavi ediliyor. %25'ini de değiştirme. Kapağın değiştirilmesi gerekiyor. Kapağı değiştirmeyi biz çok sevmiyoruz. Çünkü yabancı bir materyaldir. Vücuda siz bir hastalığı çıkartıp bir anlamda başka bir hastalık yerleştiriyorsunuz. Çünkü insanın kendi kapağı gibi bir kapak henüz daha tıp üretemedi. Yok. Biyolojik kapaklar var üretilen. Ancak biyolojik kapakları belli bir yaşın üzerinde takabiliyoruz. Örneğin aort pozisyonun aort kapağında veya da mitral kapağında biyolojik kapak takma yaşı aşağı yukarı 65-70 yaş üzeri hastalara takabiliyoruz. Çünkü bunlar erken yaşlarda taktığınızda 10 sene sonra %50'sinden fazlası tekrar değiştirilmesi gerekiyor. 10 seneden sonra tekrar bir ameliyat gerekiyor. Ameliyat gerekiyor. Mekanik kapaklar çok eskiden beri kullanılan kapaklardır. İşte neredeyse ben de 30 seneye yakın olan mesleki şeyimizde yani 5000'in üzerinde kapak replasmanı gerçekleştirmişizdir. Bu önemli bir kısmı mekanik kapaklardır. Mekanik kapaklarda sağlam kapaklar genelde. Eğer pıhtılaşma olmazsa kapakta veyahut da başka bir nedenlerden dolayı tekrar ameliyat gerekmediği durumlarda yapısal olarak deforme olmuyorlar. Hastanın ömrünün sonuna kadar genellikle dayanıyor bu kapaklar. Ama kumadin dediğimiz, varfarin dediğimiz daha doğrusu ana maddesi varfarindir. Varfarin dediğimiz bir ilaç var ve bunun da ömür boyu kullanılması gerekiyor.
Yani kalp kapağı ameliyatı olan hastalarımızın mutlaka ilaç kullanması gerekiyor. Mekanik kapak takılanlarda çok kuvvetli bir kan sulandırıcı olan varfarin, yani kumadin diyebilir hastalarımız. Evet. Kumadin dediğimiz ilacın mutlaka kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde kapakta pıhtı oluşuyor. Ani oluşan pıhtılarda maalesef hayata mal oluyor. Çok dramatik seyrediyor. Genelde kalp ameliyatı olan hastaların ömür boyu kullanması gereken bir ilaç. İlaç, evet evet. Yani kan sulandırıcı, bu dediğimiz mekanik kapak takılanlarda bu. Ama diğer hastalarımızda genellikle aspirin yeterli oluyor. Evet. Evet, aspirin de burada öneminde. Tabii. Hala da vazgeçemediğimiz bir ilaç. Evet. Tabii kalp kapağı ameliyatı olan hastalarımız, peki hocam, kendilerine yine nasıl dikkat edecekler? Az önce bypass'tan bahsettik. Peki kalp kapağı ameliyatı geçiren hastalarımız şimdi bu daha önce söylediğimiz şeyler kapak hastaları için de geçerli. Egzersiz önemli, dengeli beslenme önemli, kilo almamak lazım. Ağır taşımamaları gerekiyor. Onlar çok o kadar önemli. Belli bir süreden sonra normal yaşıtların yaptığı her şeyi yapıyorlar. Burada bir tek dikkat edilmesi gereken şey enfeksiyonlarla ilgili kısımdır. Bu kapaklar protez, vücuda yerleştirilen protezler olduğu için enfeksiyon, vücuda giren enfeksiyonlar bu kapakların üzerine oturduğunda çok dramatik sonuçlarla ortaya çıkabiliyor. Kapak endokard dediğimiz çok fatal, öldürücü bir durum var, ortaya çıkabiliyor. Bunun için enfeksiyondan kaçınmaları gerekiyor. Örneğin çürük dişleri olmayacak. Dişlerine ağız çok iyi dikkat etmeleri gerekiyor. Mevsim, örneğin bir İltihabi tonsillit veyahut da üriner enfeksiyon, başka vücudun başka yerlerinde oluşan enfeksiyon da bu hastalar diğerlerine göre daha riskli durumdalar. Dolayısıyla da enfeksiyona çok dikkat etmek lazım. Yani mikrop kapmamaya için ellerinden geleni yapmaları gerekiyor. Tabii bu anlamda da biraz hijyen kurallarını kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Toplu kullanım alanlarında dikkat etmemiz gerekiyor. Ve şu son zamanlarda da hocam dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsüyle şu anda karşı karşıyayız. Onun da yine sebeplerinden bir tanesi hijyen ve temizlik. Kesinlikle.